Ya anne ne işimiz var bizim burada? Burası bizim evimiz değil ki. Biz niye evimize gitmiyoruz? Evet doğru. Doğruysa niye eve gitmiyoruz? Ya Duru hadi bize gidelim dedi. Gıkın çıkmadı ya. Anne bir şey diyorum. Yüzüme bakacak mısın ya? Anne. Efendim Merve. Ben 500 metrekarelik bir hapishane değil, 50 metrekarelik evimi istiyorum. Hadi anneanneni bekletmeyelim. Kalk yürü. Evet. Herkes geldiğine göre afiyet olsun. Bizi o kadar çok şaşırttın ki Ferda. Ben şaşkınlıktan geçmiş olsun diyemedim. Kusura bakma. Geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle bir delilik yapmazsın. Teyzemle bu kadar ilgilenmen ne kadar güzel baba. Ha bu arada geçenlerde bir sürprizimiz var demiştin ya. Babam da şaka demişti. Yani... Şimdi söylemek ister misin? Tam sürprizin de zamanı bence. Bilmem ki. Acaba babanıza mı sorsanız? Sürprizin zamanı belki de gelmiş, geçmiştir bile. Aa, misafirimiz geldi. İyi akşamlar, afiyet olsun. Aa, İpek, senin ne işin var kız burada? Ferda abla, çok merak ettim seni. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım. Şahin, ben mi çağırdım? Hayır, ben çağırmadım. Aras'ın kız kardeşi değil mi? Şu meşhur İpek. Sonunda tanıştık seninle. Ay, kusura bakma seni ayakta beklettik ama... Hacer, bir servis daha açar mısın? Gel İpek, otur şöyle. Affedersiniz, ben böyle haber vermeden geldim ama... Geldin ama tatlım. Seni merak ettim abla. Ah İpekçim ah, bu merak senin başına çok bela açacak. Kız, sen ne yapıyorsun burada? Pişman ettiniz geldiğimi ama. İpek? Buyurun Perihan Hanım. Hasta ziyareti uygun vakitlerde ve haber verilerek yapılır. Ama tabii sen genç olduğun için bunları bilmemen normal canım. İpek'cim sen Perihan Hanım'ın kusuruna bakma. O doğruları oldukça acımasız söyler. Keşke herkes doğruları söylese baba. Siz devam edin, ben hemen geliyorum. Buyurun Perihan Hanım. Kardeşinin burada olduğunu biliyorsun değil mi? Hayır efendim. Hemen gelip buradan onu alsan iyi olur. Fikret, Ferda meselesiyle ilgili onu uyarmıştım. Cahilce bir şey yapmasını istemeyiz değil mi? Hemen geliyorum. Tamam. Hazır İpek de buradayken şu ameliyat meselesini konuşsak mı? Masada konuşulacak şeyler değil bunlar. O konu zaten artık annemin himayesi altında. Eminim ki en kısa zamanda elinden geleni yapacaktır. Biz Aras'la konuşuyoruz da zaten. Aras gibi kalifiye bir elemanın işten ayrılmasına ben gerçekten çok üzüldüm ama... ...sonuçta sizin yanınızda başladı işi. Ona da sevindim. İpekciğim, canım benim. Merve'den hiçbir farkı yoktur benim için. Az kahrımı çekmedi. Değil mi? Evet öyle abla. Ay canımsın. Çok korkuttun beni abla. Korkma. Sağ olsun abim de hiçbir şey anlatmadı. Hepimizi korkuttu. Saçma sapan bir magazin mevzusu yüzünden olay nerelere geldi. Değil mi teyze?